Şimdi bu kadar şeyin içerisinde öyle bir yere geldi ki iş, Amerika artık o BOP projesini uygulayacak İsrail'le beraber. Tabii şimdi bu projeye evet dediler baştan. Fakat şimdi su kaynatmaya başlayınca, yani çeşitli detaya girmiyorum, bu sefer Amerika bunun ipini her ülkede olduğu gibi çekmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir şey var, bir durum. Ve burada Davutoğlu, Abdullah Gül, işte Ali Babacan gibi bir takım isimlerle temaslar gündeme geldi. Yani bazı görüşler. Kimle kimin teması? İşte bu isimlerle kimin? Amerika'nın. İşte, tabii İngiltere falan. Hatta bazılarıyla İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi'nin yanındaki köşkte toplantılar oldu. Yani, öyle mi? Tabii ben onu biliyorum ve Aydınlık Gazetesi'nde manşetten verdik. Ben isim verebilir miyiz? Yani şimdi işte Abdullah Gül, işte AKP'den üyeleri var. Hatta CHP'den bir milletvekili falan böyle. İngiltere'nin ve Amerika'nın Ankara İngiltere'nin büyükelçisi Ankara Amerikan ve İsrail'in başkonsoloslukları filan. Amaç Erdoğan'dan kurtulmak mı? Tabii yeni bir tezgah kuralım. Erdoğan'ı işte indirelim. Bunun yerine tazelenmiş bir Amerika, İsrail ve İngiltere ve Almanya çıkarılır. Bir yeni, yani iktidar değişmeden iktidarın içinde iktidar değiştirir. Erdoğan'ın destekçileri o zaman doğru söylüyor. Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar. Tabii diye. O doğru. Biliyorum ya, bilerek söylüyorum. Evet. Ama şimdi orada tabii sıkıntı şu. Ya Türkiye açısından beni enterese etmiyor Ali veya Veli. Evet. Şimdi Amerikan projesiyle Tayyip Erdoğan'ı indirdiniz. Bunları veya başka isimler. Yani illa ben bunlar o tarzda bir görev alacaklar iddiasında değilim ama görüşmelerini söylüyorum. Yoksa ne görüşler bilmiyorum onu. Böyle bir şey gündeme geldiği vakit Türkiye 30 sene daha Amerika'nın kucağından kalkamaz. Böyle bir şey olsa, bakın Yaşar Okuyan olarak söylüyorsunuz. Bir Amerikan projesiyle Erdoğan inecekse karşısında durur musunuz Amerika'nın? Bakın ben bunu her yerde söyledim. Hani en keskin muhalifisiniz Erdoğan'ın ama. Tabii ayrı bir şey. Ben bunu bu her bir yerde, milli mesele o zaman. Yani, tabii. Her yerde söyledim. Ulusal kanalda da söyledim. Burada da tekrar söyleyeyim. Burada da söyledim bilmiyorum. Bir, yani hani dinsizin hakkından imansız gelir gibi bir zemine kayması Türkiye'nin çok daha başı belaya girecek. Evet. Bakın Amerikan projesiyle Tayyip Erdoğan'dan sonra gelecek olan iktidar Türkiye'nin bölünmesine imza atacak iktidardır. O zaman Türkiye'nin bölünmesinin önündeki engel Tayyip Erdoğan mı? Şu an, yani şimdi buraya kadar diyorum günahları, sevapları. Evet. Ama şu anda Tayyip Erdoğan benim derdim değil, Türkiye derdim. Yarın Sabah gazetesinin manşetinde olabilirsiniz yani. Olsun. Hani Erdoğan'a destek diye. Yok, ben şey yok. Ben Allah'tan başka kimseye eyvallahım yok. Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Tayyip Erdoğan, bak tekrar ediyorum. Tayyip Erdoğan'ın oradan, yani diyeceksiniz ki efendim Tayyip Erdoğan da işte anayasa değiştiriyor, diktatör oluyor falan. Tamam o ayrı bir şey. Ama bir Amerikan müdahalesiyle, bir dış güçlerin müdahalesiyle Türkiye'de iktidarı dizayn edip, Tayyip Erdoğan'ı indirip, işte yerine yeni bir efendim ABD-İsrail bağlantılı, İngiltere bağlantılı, Avrupa Birliği bağlantılı bir model geliştirilecekse, ben Yaşar Okuyan olarak bu darbeyle olur zaten. Başka türlü değil yani darbe. Evet. Silahlı kuvvetler darbeyi düşünmüyor mu? Katiyen düşünmüyor. Siz ama karşısında durursunuz yani. Ama öyle bir yere geliyor ki iç çatışmalar yoğunlaşıyor, geliyor, gidiyor. Artık o zaman yapılacak bir iş yok. Ve böyle bir proje olursa bakın çok net söylüyor. Bir saat oynarım. Bir saat. Yiğit Bulut gibi sarayın kapısına kendimi koyarım, kurşunların önünde dururum der, diyor musunuz? Jöllesini sorsun ama geç o. Yani ama neden oynarım? Çünkü gerçekten yanlışları, yani buraya gidiyor. Ben feryat ediyorum, yapmayın, etmeyin. Ha, bir saat sonra kimse bunların yanında kalmaz. Siz bakmayın o dangır dangır falan. Ya yine Yaşar Okuyan ben Allah şahit, bak burada söylüyorum, kayda geliyor. Ben Türk bayrağını alırım, sokağa çıkma yasağını delerim, Kızılay'da tankın önüne dikilirim. Ha ne olacak? Tamam, ne olacak? Ne bileyim, alırlar, vururlar, asarlar.
Çünkü öyle bir şey Türkiye'nin bölünmesinin %100 hiç öyle şimdi hiç olmasa bir mücadele ediliyor ki böyle bir mücadele çok önemli.